Şimdi bu noktada günümüzde yanlış anlaşılan bir terimimiz var. Tevekkül terimi. Tevekkül genel itibariyle ne demektir? Bir Müslüman bir işi yaparken elinden gelen bütün gayreti gösterecek, kendi imkanını sonra işi Allah'a havale edecek. Olur veya olmaz. Kendi istediğimiz gibi olur veya kendi istemediğimiz gibi olur. Yani istediğimiz gibi olur veya olmaz. Bu Allah'ın takdiri diyoruz. Ama tevekkül şimdi işte tembellik, nasıl olsa olacak, kaderimde var, alın yazımda varsa olur diye oturup kalmak şeklinde anlaşılıyor. Halbuki Peygamber Efendimiz peygamber olarak böyle yapmadı. İşte aldığı tedbirlere bakıyoruz. Mesela Medine'ye hicret ederken ne yapıyor? Doğrudan kuzeye gitmiyor. Medine kuzeyde, kuzeye gitmesi lazım. Ama Sevr mağarasına geliniyor. Sevr mağarası Mekke'nin neresinde? Güneyinde. Niçin? Müşrikleri şaşırtmak için. Çünkü müşriklerin kendisini takip edeceğini biliyor. Daha sonra görüyoruz, savaşlar için gerekli hazırlıkları yapıyor. Zırhını giyiyor, miğferini takıyor, kılıcını kuşanıyor. Uhud Savaşı'nda Ayneyn geçidine okçuları yerleştiriyor. Yani tabii bütün yani bir kumandan olarak aynı zamanda bir devlet başkanı olarak bir kumandan olarak askeri strateji bakımından alınması gereken bütün tedbirleri alıyor.